Merhaba, ben Nihat Demirel. Aslen Bartılıyım. 1983 yılından beri de İstanbul'da ikametmekteyim. 18 yıldır profesyonel olarak oyunculuk yapmaktayım. Yaklaşık 700 tane dizi ve birçok sinema filminde önemli karakterlere can verdim. İki tane başrol paylaştığım bir sinema filmimiz var. Aynı zamanda Müjdat Gezen ve Levent Kırca ile tanışıp çalışma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Tiyatroyu seviyorum, yazmayı seviyorum, oynamayı seviyorum ve yönetmeyi de seviyorum. Bu işi canı gönülden yapıyorum. Unutmayın, tiyatro hayatın ta kendisidir. Güzel projelerde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Berkes'i nereden tanıyorsun? İş adamı olarak tanıyorum. Herkes kadar. Bunu tanıyor musun? Tanırım. Yanında çalıştım yıllarca. Ama artık çalışmıyorum. Sigortamı yatırmamış. Biz bilmeyiz Berkes'i diyorum. Tamam Cengiz Tümiç'in. Güldük, eğlendik, bitti. Mevzular ciddi. Sen beni tanımazsın. Ben seni tanıyorum. Bak neler neler yapmışsın. Sen... Pelin Hanım. Benden ne istiyorsun? Hiçbir şey. Bağırayım deme. Gerçi bağırsan da burada kimse duymaz ya. Sen ne yaptığının farkında mısın? Böyle bir şeye nasıl cesaret edersin? Eğer bu yaptığını Erdinç Bey'e söylersem olacakları çok iyi biliyorsun. Hiçbir şey yapamazsın Pelin Hanım. Merak etme, sana zarar vermeyeceğim. Söyle, kaç para istiyorsun? 1000 paramı aldım Pelin Hanım. Geçen sefer senin için çalışıyordum. Bu kez de başkası için çalışıyorum. Kimmiş o? Onu sana söyleyemem. Zaten derdim seninle değil. Ortağın Kerim Bey'le. Kerim Bey'le mi? Onun bu işle ne ilgisi var? Anlaşılan düşmanı çok. Sizdeki senetleri istiyorlar. İyi olacak tabii ki. Olur mu? Abi bildiğin gibi değil. İşler bayağı kesat bu ara. Hem yeni mekanlar açıldı civarda. Döndürmüyor burası artık kendini eskisi gibi. Çok büyük işletme. Çok iş çalıştırmak gerekiyor. Bunların hep ona sigortası falan çalıştırdık eskiden. Şimdi hepsi akıllanmış. Yok şikayet ederiz bilmem ne abi. Hesap tamam kardeşim. Etin kilosu 39 lirasın. Hadi diyelim ki 50 liradan hesapladık. 1 kilo etten 5 porsiyon yemek 15 TL'den gibi değil. Onu bunu bırak da. Sana son model lüks araba gördüm. O senin mi acaba? Ya tam benim sayılmaz da arkadaşımdan aldımdı. Naci tanırsın abi. Evet yaptık. Yaptık. Bize evlenmek istediklerini söylediler. Söyledik. Tabii söyledik. Biz de kıramadık programımıza çağırdık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz zaten. Buluş yapmaktan vakit bulup evlenememiştim. Bu yüzden benim için gel. Bana da talip olursa bir görmek isterim. Yanlış anlaşılmasın. Alıcı değilim. Bir bakacağım sadece. Yorumcumuz Kamil diye deniyorum. Fena değil ama hemen karar vermeyelim. Vallahi ben beğendim. Biz yine bakalım. Bu da bir yere kaybolmasın. Kenarda bir yerde beklesin. Sonuçta parayı bulduk sayılır. Şanındandır. Karıyı her an boşayabilirim. Aşığım sana Maria. Aşkın yüreğimi dağlar. Bana evet de. Evet de ki abinden seni isteyeyim. Ne
demek Petro? Git başka çöplükte eşelen. İyi akşamlar. Hoş geldiniz savcı bey. Neşet Topal almaya geldi. Çocuklar burada böyle biri var mı? Yok baba. Var mı? Yok. Alt kata, odalara, bahçeye, her yere tek tek bakılacak. Lütfen burayı terk etmeyin. Ben de size eşlik edeyim. Aşağıda da kimse yok efendim. Nereye gitti ki bu adam? Ya ne bileyim, sakladılar herhalde. Nereye sakladınız? İnsan gibi söyleyin. Yalnız evimde. Benden başkasının sesini yükseltmesine pek alışık değilim. Yükseltirsem ne olur Bahri Bey? Gönül koyarım. Bahçede kimse yok efendim. Nerede bu adam? Her yere tek tek yeniden bakın. Yani savcı bey, siz de elinizle koymuş kadar eminsiniz yani. Sema nerede? Sema Hanım, şu avukat olan değil mi? He, avukatımız. Aha. Yoksa o mu götürdü? Yok, zannetmiyorum. Onu da götürmüş olabilir ya. Duydum seni. O götürmüş olabilir dedin değil mi? Yo, ben öyle bir şey demedim ya. O götürdü değil mi? Allah. Yok öyle bir şey. Ve ben patlatırım artık. Sen bize bir ipucu ver, haber sende, merak etme. Bir dakika, bir dakika ya. Özel hayatın gizliliği diye bir şey var. Olmaz. Takip ederim ben Kutay Hanım. Oğlu Alper'in doğduğu günü bilirim. Uzun süre çocuğunu kabul edememişti. İkinci albümün çıkış dönemiydi. Satışlarda patladı tabii. Anladım. Peki bu haber ne o zaman? Burada çocuk kucağında Kutay Hanım. Bir yıl sonra. Üçüncü albümün çıkış dönemi. Bu sefer de çocuğunu kabulleneceği tuttu. Hayda. O yine Kutay Hanım manşetlerde. Vay 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 vay. Böyle bir şey. Meltem Hanım mı? Siz onu da mı tanıyorsunuz? O kadın zavallının biri ya. Bir günde çıkıp demedi bana şunu yaptı, bunu yaptı. Önce hukuka hesap vereceksiniz. Ama komiserim yani durum ortada yani siz... Kes! Bir karışıklık olmuş anlaşılan. Geçmiş olsun. Serbestsiniz, devrisiniz. Hoş bulduk. Laf uzatmadan hemen konuya gireyim o zaman. Sürekli çalıştığım fabrikayla bazı sıkıntılar yaşıyorum. Malum sonbahar için üretime de geçmek gerekiyor. Aylin tekstil olarak bana yardımcı olabilir misiniz? Tabii. Dediysem çok da büyük bir iş değil ama. Ha, öyle mi? 500 bin lira mı? Evet. Oha! Pardon? Yani evet. O kadar da büyük değilmiş. Ama biz yine de detayları konuşalım. Kolay bir mesele. Hallederiz. Siparişi. No problem. Bir söyleyebilir miyim? Tabii. En geç cumaya bende olması lazım. Hangi cuma? Önümüzdeki cuma. En fazla 5 günümüz var. Yetişir mi? Hayır efendim. Öyle kulak falan çekmekle olmaz. Cezasını çeksin ki yaptığı yanlışı anlasın. Bir daha da yapmasın. En az bir hafta okuldan uzaklaştırılmasını istiyorum. Beyefendi yapmayın Allah aşkına. Çocuk bunlar. Ne çocuğu efendim? Kazık kadar adam. Ben çekeceğim kulağını çocuğun dedim. Benimle biraderle falan konuşmayın öyle beyefendi. Mahalle kahvesi değil burası. Anlaşılan çocuğunuza neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğretememişsiniz. Bomba düşmüş burası ya. Adam olmaz burada. Hadi gidelim.
adam yapan kadın kısmıdır. Bak, üçünüzün de maşallah var. Bir gün, pardon Gönül Hanım, dükkan sahibi. Hadi tamamla gitsin, tamamla gitsin. Bunca yıldır tanışıyoruz zaten. Bendeniz Deli Gönül. Merhaba, sağ olun. Hoş geldin ortak. Böyle yaparsan bu dükkan üç güne kalmaz batar. Orasını sen düşünme. Ortak değil miyiz? Kâr da bizim, zarar da. Hadi ortak.